parti vesviyeniz, önceki dönem genel başkan adayımız Profesör Doktor Sayın Hürşit Güneş bugün ilimizi, dün Burhaniye'deydi, bugün de bizlerle beraber partimizin içerisinde ekonomi konusundaki birikimiyle, donanımıyla gerçekten AKP'nin karanlık politikalarının çok yakın takipçisi ve izleyicisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuşkusuz bizim partimizin ekonomi konusundaki en önemli duayenlerinden. Onun burada olması bizi son derece mutlu etti. Ben izin verirseniz kendi alanımla ilgili, uzmanlık alanım hukukla ilgili ve Türkiye'nin son dönemindeki durumu kısaca 5 dakika değerlendirmek istiyorum. Sayın Hocam, tabii ki asrın yolsuzluğu Türkiye'de AKP'nin 17 Aralık operasyonu dediği ama bizim de asrın yolsuzluğu olarak nitelendi. Asrın hırsızlığı olarak değerlendirdiğimiz, aklımızın, hayalimizin alamayacağı çalınan paraların hesabını hiç kuşkusuz soracağız. Onlar 17 Aralık operasyonu diyebilir. Ama bu operasyon adı asrın yolsuzluğu, asrın yüzsüzlüğü, asrın hırsızlığı operasyonu. Bu olacak. Ve bunun sonuna kadar da ne kadar Ergenekon'la, Balyoz'la karşı karşıya getirseler de asla yan yana gelemeyecek iki kavram budur. Bir tarafta bu ülkenin onurlu insanları, Genelkurmay Başkanlığı yapmış, bedel ödemiş askerleriyle asrın hırsızları yan yana gelemez, karşı karşıya bile gelemez. Buna hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakın, Türkiye'de şu anda en önemli sorun, parlamenter sistemin, devlet yönetim sisteminin zafiyeti olamazdır. Üç konu üzerinde duruyor. Birincisi, sistemi ne denetler? Yürütmeyi, yani Türkiye'nin bütün vergilerini veren halkın, bütçe harcama hakkını şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi denetleyemiyor. Sayıştay raporları gelmedi meclise, denetleyemiyor. Hükümetin harcamalarını kim denetler? Basın denetler. Basın susturuldu, gazeteciler içeride. Sayıştay denetler, Sayıştay denetleyemiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi denetler, denetleyemiyor. Ve bu ortamdan ne çıkar? Bu ortamdan hırsızlık çıkar, yolsuzluk çıkar. Nitekim o çıktı. Bu yolsuzluk ortaya çıkmadan önce CHP Genel Başkanı'nın meclisteki bütçe açış konuşmasındaki tek vurgusu şuydu. Bütçe hakkı ve hükümetin harcamalarının denetlenmesinin Sayıştay yoluyla engellenmesiydi. Muhalefetin engellemesiydi. İşte onun için bugün, Türkiye bugün bakanların, kendilerinin, çocuklarının, başbakanın belki de çocuğunun açıkça karıştığı yolsuzluk batağına saplanmasının ana sebebi hükümetin denetlenememesidir. Harcadığı paraların denetlenememesi. Bakın ne oldu? Türkiye'de değerli arkadaşlarım, bir toplumda toplumla barışık, devletle barışık yaşamasının iki temel koşulu var. Bir tanesi o ülkede gerçek bir adaleti yaratmaktır. İkincisi gerçek bir özgürlüğü yaratmak. Adaleti kim yaratacak? Adaleti toplumlara sağlayacağız. Bağımsız yargı vasıtasıyla insanların, güçsüzlerin, herkesin güvendiği bir yargı sistemi yaratmamız gerekiyor. Gelinen noktaya bakın. 2 yıl önceki, 3 yıl önceki referandumla SYK'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştiren ve bununla gurur duyduğunu söyleyenler bugün ilk müdahaleyi yere Danıştay'ın ve Yargıtay'ın yapısını bozmak için kullanmaya başladılar. Yani yargıyı ele geçirmek istiyorlar. Buradan adalet çıkmaz derler arkadaşlar. Bakın, toplumda birlikte yaşamamızın, devletin temeli adalet olur. Herkesin güvendiği, bağımsızlığına, güvenliğine güvendiği bir yargı sistemini yaratamadığımız sürece sistem çöker. Nitekim bununla ilgili bütün kaygıları, başta hukuk dünyasının en yetkin temsilcisi Barolar Birliği, güçlü bir şekilde ifade ediyor. Hatta Avrupa'dan da yüksek sesle itirazlar geliyor. Türkiye'de bir toplumsal yaşamanın, devletin temelini oluşturan adaleti mutlaka sağlamak zorunda. Ve ikincisi kuşkusuz, özgürlükleri bu ülkede getirmek zorunda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte bu yerel seçimlerin işte bunun bilinciyle Türkiye'de anayasal sistemimizi, demokratik sistemimizi, devlet düzenini yeniden tesis etmek için
siyaseti iki ana eksende şekillendirir. Bir tarafta temiz toplum, namuslular, demokrasi, adalet, özgürlük, insan haklarına değer veren, insana değer veren, adalete değer veren temiz toplum yaratmak iddiasında olanlarla karşı tarafta bu değerlere yabancı, karanlık, hırsız, yolsuzluklarla, zorbalıkla yan yana gelmiş, adaleti ve bağımsızlığı, yargı bağımsızlığını yok eden bir anlayış karşısında Türkiye'de siyaset şekilleniyor. Onun için bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak Büyük Atatürk'ün 1923 koşullarında emperyalizme karşı çağdaş Cumhuriyet değerleri toplumu buluşturan Cumhuriyet Halk Partisi bugün bu değerlere inanan herkesle yan yana gelerek siyaseti şekillendiriyor. Ve önümüzdeki dönemde bu anlayışla iktidar hedefliyor. Ve bunun da sonuna kadar bir Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak buradan Balıkesir'deki yurttaşlarımızın tümüne sesleniyorum ben. Geçmişte AKP'ye oy vermiş namuslu, dürüst insanlar. Bugün verdiğiniz vekaleti, AKP'ye verdiğiniz olan vekaleti onurlu, temiz toplum, özgürlük ve demokrasi için kullanmayan, bugünkü bu haramilerin iktidarını yok etmek için, Türkiye'de temiz bir siyaset kurmak için, namuslu bir siyaset kurmak için o vekaletinizi, o temiz ellerin, temiz ellerinizi artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne verme zamanı gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'den Diyarbakır'a kadar, Samsun'dan Antalya'ya kadar, Hatay'a kadar bu ülkede kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın, etnik olarak, siyasal inanç olarak, dinsel inanç olarak tüm insanları demokrasi ve insan hakları değerleriyle kucaklayan, hiç kimseyi ayrıştırmayan, kimseyi bölmeyen, Türkiye'yi bütünleştirici ama aynı zamanda özgürleştirici, birinci sınıf demokrasiye getirme iddiasıyla siyaset yapıyor. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları sonuna kadar bu değerlere saygılı olan insanlara sonuna kadar açık. O nedenledir ki geçmişte doğru yolda milletvekilliği yapan, geçmişte AKP'de siyaset yapan, bugün bizim kadrolarımızda temiz siyaset özlemiyle toplumun bu taleplerini gören insanların hepsi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne güç vermeye davet ediyoruz biz. Ben bu anlamda tüm partili arkadaşlarımız bu anlayışa uygun bir şekilde bu ana cephe temiz toplumla karanlık toplum arasındaki cepheleşmede toplumumuzun tüm bireylerini temiz bir toplum için saflarımıza davet ediyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde biz Bandırma'da bunun çok güzel örneğini verdik. Duayen Belediye Başkanımız yardımcılarıyla birlikte Bandırma'da hangi siyasal inançtan, partiden olursa olsun Bandırma'nın tüm esnafını, Bandırma'nın tüm sokaklarını, Bandırma'nın tüm mahallelerini bu anlayışla kucakladık. Bunun çok güzel bir örneği verdik. Önümüzdeki seçimlerde çok büyük bir farkla 2011'de AKP'li 7000 oy farkı var aramızda. Ve tarihin en yüksek oylarını aldık Bandırma'da. Bu anlayışla. Halkımız teveccühünü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bandırma'da önüne koyduğu kadrolara, temiz, namuslu, demokrat, barıştan yana, sevgiden yana herkesi kucaklayan arkadaşlarımızdan desteğini esirgememiştir. Sedat Peker'den esirgememiştir. Dursun Mirza'dan, Ozan Onur'dan esirgememiştir. O nedenle Bandırmalı'ya biz buradan sesleniyoruz. Biz bu değerlerle, bu değerlere bağlı kalarak Bandırma'yı yönetmeye devam edeceğiz. Ben bu çerçevede hepimiz önümüzdeki yerel seçimlerde bu anlayışla herkesi kucaklayan, herkese sarılan siyaset anlayışını her yerde ifade ederek toplumda bu umutsuz girişi umuda çevirmek mümkündür. Biz bunu başaracağız. Ve diyoruz ki ampulleri patlatın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin güneşi geliyor. Saygılar sunuyorum.